Bodrum Kent Konseyi Eylül ayı olağan yürütme kurulu toplantısını Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. 5 maddelik bir gündemle gerçekleştirilen aylık olağan toplantının başında konuşan Konsey Başkanı Hamdi Topçuoğlu, halka açık olarak yapılan yürütme kurulu toplantılarının daha verimli bir hale gelebilmesi için yürütme kurulu üyelerince yapılan gündemle ilgili konuşmaların sınırlı bir süre içinde dile getirilmesini ve yürütme kurulu üyeleri dışında söz alacak kişilerin de daha önceden konsey genel sekreterliğini bilgilendirmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak takip etmemiz gereken bir gündemimiz ve gündemle ilgili olarak da almamız gereken kararlarımız oluyor. Bu nedenle her ay yapılan bu toplantılarımızın daha verimli hale gelebilmesi için öncelikle yürütme kurulu arkadaşlarımıza söz vermemiz icap eder. Yürütme kurulu üyeleri haricinde gündemle ilgili katkı vermek isteyen vatandaşlarımız ya genel sekreterliğimize önceden katkı verecekleri gündem maddesiyle ilgili olarak isimlerini yazdıracaklar ya da gündem görüşmelerinin bitiminde dilek ve temenni kısmında söz alabilecekler. Böylece toplantı gündemi için ayrılan süreyi hem daha verimli olarak kullanabileceğiz hem de kent konseylerinin esası olan halkın katılımcılığını sağlamış olacağız dedi. Bodrum Kent Konseyi Eylül ayı olağan yürütme kurulu toplantısına başkanın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam edildi. Gündemin ilk maddesinde Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun daha önce aldığı kararlar arasında Yunus Parkları'nın belediye meclisinde görüşülmesi talebiyle ilgili olarak gelinen nokta hakkında bilgilendirme yapıldı. Bodrum Kent Konseyi'nin bünyesinde kurulma aşamasının sonlarına gelinen mahalle meclisleriyle ilgili olarak Bodrum Belediyesi'nin yeni başlattığı mahallelinin sorunlarının yerinde tespitine yönelik olarak yapılan mahalle toplantılarıyla koordineli çalışma yapılması gerektiğine karar verildi. Kararda belediyede özellikle mahalleleri ilgilendirecek konularda belediyenin oluşturduğu komisyonların kent konseyi ile koordineli çalışması konusunun belediyeye yazılı olarak sunulması oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca Bodrum Belediyesi'nin stratejik planlama ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarda kent konseyini taraf olarak kabul etmesi, imar planlamaları da dahil Bodrumlu'yu ilgilendiren her konuda encümenlerde Bodrum Kent Konseyi'nden ilgili yürütme kurulu üyelerinin yapılan toplantılara katılmasına yönelik belediye başkanlığına yazılı talepte bulunması oy birliğiyle kabul edilen maddeler arasında yer aldı.